Başkanlarım, sevgili muhtar arkadaşlarım. Bugün burada Türkiye Muhtarlar Konferansı Başkanımızın uygulamış olduğu toplantıdan dolayı kendisine ve sizler adına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı ve vesile olmasını temenni ediyorum. Sözümü Federasyon Başkanı Bekir Aktürk'e veriyorum. Değerli meslektaşlarım, dernek başkanlarım, muhtar arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım. Öncelikle bu zamanınızı ayırdınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu zaman boşa giden bir zaman değil, millet için harcanan bir zamandır, muhtar camiası için harcanan bir zamandır. Bunun bu şekilde değerlendirilmesini arz ediyoruz. Konuşukta biz aslında birbirini alkışlamamıza gerek yok. Biz iyi çalışırsak, başarırsak bizi milletimiz alkışlar, milletimiz bizi alkışlasın. Bizi devletimiz takdir etsin. Keşke bize sorsalar ki amacınız nedir? Biz de kendilerine söylesek amacımızın ne olduğunu. Biz amacımız sandığa gittiğimiz zaman seçime giderken mahalle muhtarı olmak için her kapıyı çaldığımızda biz gece gündüz size hizmet edeceğiz diye yola çıktık ve bu millete söz verdik. Bunun akabinde biz yöneticiler de muhtarlarımıza hizmet etmek için yola çıktık. İşte Trabzon Muhtarlar Federasyonu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu takdir ettiniz. Bu görevlere geldik. Ama bu görevlere geldikten sonra sessiz, sedasız, aman o incinmesin, bu incinmesin, incinir edasıyla hiçbir zaman görev yapmadık ve yapmayacağız. Amacımız ne? Milletimize hizmet etmek, devletimizin yolunda yürümek arkadaşlar. Bundan başka bizim vizyonumuz ve misyonumuz yok. Bunu bir kere biz öğreteceğiz. Biz icra makamı değiliz. Biz rica makamıyız. Bunu da bilmeyenlere öğreteceğiz. Hani bazen çatlak sesler duyuyoruz. Muhtar ne işe yarıyor? Muhtarın ne işe yaradığını aslında çok iyi biliyorlar. Ama Allah herkese muhtar olmayı nasip etmiyor. Aradaki şey o. Fark o. İşte eğer gece benim vatandaşımın evine bir aramaya bir şeye gidildiği zaman ne oluyor? Muhtarsız girilmiyor. Bu kadar önemlidir. Selde, felakette muhtarlar hemen ön sırada gidiyor. Bakın pandemide hep beraber çalıştık. Ekmek getirdiğimizde oldu, ilaç getirdiğimizde oldu. Belki de çocuğunun yapmadığını babaya bizler yaptık. Kardeşinin yapmadığını bizler yaptık. Ama bu bizim görevimiz, işte kutsallık buradan geliyor arkadaşlar. Evet, noksan kaldığımız yönler olabilir. Eğer bir yerde dört dörtlük veyahut da %100 memnuniyet varsa arkadaşlar, bu doğanın yaratılışına aykırıdır. Muhakkak orada büyük bir sorun var. Ama sorun var diye oturmayacağız. Karşılıklı devlet adabıyla biz bize yakışır şekilde sorunlarımızı anlatacağız ve çözümünü isteyeceğiz. Dernek başkanım, diğer dernek başkanı arkadaşlarım, muhtar arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir saniye. Şimdi bir konuyla ilgili konuşacağım, bir de şeyle ilgili. Şimdi biz Arsin Cudi Bey, Elma Alan, Işıklı ve Dilek Mahallesi olarak 9 Ağustos 2022 tarihinden itibaren bir belediye otobüsü vatandaşlarımız istiyorlar. Bunun mücadelesini veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Sayın Murat Zorluoğlu'ndan iki defa randevu aldık, gittik, görüştük. Fakat her defasında yapacağız, yapacağız, edeceğiz dediler. Olmadı yani. En son 1800 küsur imza topladık, ıslak imza topladık. Onları verdik. Hala bekliyoruz. Yani yılbaşından önce bize verecekler, bunu vermediler. En son geçen hafta yine gittik, Tulaş daire müdürüyle görüştük. O da bakacağız, edeceğiz dediler, işte bir şeyler yapıyorlar. Yani bunu başaramadık. 3 dönem muhtarlık yapıyorum. 1 dönem muhtarlık yapan arkadaşlar da var aramızda, onlar da öğrendiler.
artık çok güçlü bir ses vermemiz lazım. Biz çok güçlü olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani böyle 3,5 deprem gibi böyle bir ses değil de böyle 7.6 gibi sallamamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek, başkanımız zaten bizim şansımız gerçekten. Trabzon'da olmasa bile kuru diyoruz başkanımızdan. Her zaman yanındayız, arkasındayız, önündeyiz. Ama ben 8 kilometre sahilden yukarıdayım. Benden önündeki muhtar arkadaşımızın zamanında dere taştı, yolumuzu aldı. Grup yolu. Yolumuzu aldı. Yarısı gitmiştir.